Herkese merhaba. Özel bir yayınla karşınızdayım. 4 yıl 8 aydır tutuklu Profesör Doktor Sedat Laçiner. Onu anlatacağım, ondan bahsedeceğim. Çünkü Sedat Laçiner ağır hasta. Sedat Laçiner 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Çanakkale Üniversitesi rektörüydü. Türkiye kamuoyu tarafından yakından bilinen, TRT başta pek çok kanalda yorumcu olarak görüşlerinden istifade edilen bir dış politika uzmanıydı. Bu yayında onun öncelikle hastalığına ve onunla ilgili gelişmelere bakacağımız kadar darbe girişimi gecesi, 15 Temmuz gecesi takındığı tutuma da bakacağız ama öncelikle onunla ilgili haberlere göz atalım. Fotoğrafta Sedat Laçiner'in muhtemelen cezaevinde çekilmiş bir karesi, güncel veya güncele yakın bir karesini görüyorsunuz. Sedat Laçiner 1972 doğumlu. 48 yaşında. İlk orta lise eğitimini Ankara'da aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Henüz 3. sınıf öğrencisiyken Milliyet tarafından düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Yarışması'nda birinci oldu. Aynı gazetede ana muhalefet başbakanlık muhabirliği görevlerinde bulundu ki gazetecilik geçmişi de var. Gazi Üniversitesi siyaset bilimi alanında yüksek lisans eğitimi gördü. Milli eğitim bursu kazanarak İngiltere'de eğitim aldı. Manchester'da dil eğitimi ve araştırmalarda bulundu. Ve yüksek lisans derecesini onur derecesiyle Sheffield Üniversitesi'nden aldı. Doktora derecesini ise Londra Üniversitesi King's College'da yaptı. Ki bu üniversiteler, bu eğitim kurumları son derece seçkin eğitim kurumları. YÖK-ASAM işbirliğiyle kurulan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucu kadrosunda yer aldı. 2003'te ASAM Orta Doğu Masası Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin müdürü oldu. Sair görevleri de var, görebiliyorsunuz ve en son 15 Mart 2011'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Evet, paralel devlet yapılanması gerekçe gösterilerek yapılan bir operasyon kapsamında Çanakkale'de gözaltına alınıp bırakıldı. Ancak 15 Temmuz'un ardından tutuklandı, cezaevine konuldu. Ahvalde çıkan haber, cezaevinde ağır sağlık sorunları yaşayan akademisyen Laçiner koronavirüse yakalandı biçiminde duyuruluyordu. Yine tutsak akademisyen Sedat Laçiner hastaneye kaldırıldı haberi Bolt Medya tarafından duyuruldu. 4,5 yıldır tutuklu Profesör Doktor Sedat Laçiner COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir karantinada olan Laçiner'in hangi hastaneye kaldırıldığına ilişkin ailesine bilgi verilmedi deniyor. Burada 20 Temmuz 2016'dan beri Çanakkale cezaevinde tutulan 18 Mart eski rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner'in 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini de öğreniyoruz. Hangi hastanede olduğu gizlenirken Laçiner'in birçok hastalıkla mücadele ettiği bilgisi de var. Cezaevinin kötü koşulları ve kalabalık nedeniyle sağlık durumunun giderek kötüleştiği bilgisi, pek çok hastalıkla mücadele ettiği bilgisi var. Yakınlarının verdiği bilgiye göre ileri derecede şeker ve yüksek tansiyon hastası. Cezaevinde bel fıtığı da olmuş ve cezaevi şartlarında gelişen alerjileri nedeniyle vücudunda yaralar oluşmuş ve defalarca tedavi olmak için başvurmuş. Kaldığı koğuş uzun süredir COVID-19 hastaları nedeniyle karantinaya alınmış. Laçiner'e de bronşit ve akciğerinde iltihaplanma teşhisi konulmuş. Avukatlara hiçbir bilgi verilmiyor. Sedat Laçiner şu anda hangi hastanede tutulduğu belirsiz. Yığınla biraz evvel sıraladığım sağlık problemiyle baş etmeye çalışıyor. Samanyolu Haber de aynı şekilde tutsak akademisyen Sedat Laçiner hastaneye kaldırıldı haberini benzer cümlelerle ve özgeçmişiyle duyurmuş. Kronos'ta da cezaevinde koronavirüse yakalanan Profesör Doktor
Sedat'la Çiner hastaneye kaldırıldı haberini görüyorsunuz. 3-5 internet sitesinde bu haberi görebiliyorsunuz. Bronşit ve akciğerinde iltihaplanma teşhisi daha önce konulmuş 9 yıl 3 ay hapis cezası alan Sedat Laçiner. TR724'te de aynı şekilde haber var ve ailesine bilgi verilmediği bilgisi var. Onu tanıyan kimi akademisyenlerin tweetleri, Profesör Doktor Mehmet Özcan mesela, Profesör Laçiner cezaevinde koronaya yakalandı, amasız fakatsız bir şekilde yaşam hakkına saygı duymak zorundayız diyor Mehmet Özcan. Devlet sorumluluğu altındaki bir kişinin yaşam hakkından sorumludur demiş. Ahmet Doğru, ailesine bilgi verilmiyor, nasıl bir yerde tutulduğunu, hangi şartlarda olduğunu ailesi bilmiyor. Lütfen bu sefer acıyı ve endişeyi dindiren olabilin deyip Adalet Bakanlığı'nı etiketlemiş mesajında. Sedat Laçiner 15 Temmuz darbe girişiminde attığı tweetler, hani 15 Temmuz'dan sonra bu gerekçeyle, darbeci vesaire gerekçesiyle tutuklandı ya, bakın çok üzücü gelişmeler oluyor. Birlik beraberliğimize, demokrasimize, kısacası birbirimize, ülkemize sahip çıkmalıyız diyor. 8.43'te attığı bu tweette. Daha kimsenin darbe girişiminden haberi yokken, ümit ederim demokrasi ve hukuk en kısa zamanda tesis edilir diyor. Darbeler Türkiye'nin kaderi olmamalı. Hiçbir darbe çözüm getirmedi, aksine sorunlarımızı daha da ağırlaştırdı diyor. Yani 15 Temmuz akşamında daha tanklar hareketlenmişken, daha köprü kapatılmışken ve daha doğru dürüst insanların bile haberi yokken, belki televizyonlara düşen kimi görüntüler veya altyazılarla bir şeyleri anlamaya çalışırken, Sedat Laçiner demokrasiden yana, hukuktan yana ve darbelerin karşısında pozisyon almış. Şu ana kadar darbeden çok bir junta girişimine benziyor. Klasik bir darbe değil. Çok acı haberler geliyor. Ümit ederim doğru değildir, kahredici demiş. Bazı okurlarım tarafımı soruyor. Soru gereksiz. Her zaman demokrasinin, hukukun yanında oldum. Darbe hiçbir şeye çare değil. Evet. Tweetlerini görüyorsunuz. Onlarca tweet atmış. Deniz Ülke Arıboğan'ın da meslektaşına ve program partneri Sedat Laçiner'e sahip çıkmayan Deniz Ülke Arıboğan'ın da tweetini RT'lemiş. Darbe gecesi attığı tweetler bunlar. Her zaman hukuk, demokrasi dedim. Ben paşalar güçlüyken bile darbe zorbalıktır diye haykırmış biriyim. O gece attığı onlarca tweetten, gece yarısından sonra atılanlar. İki gün sonra darbe girişiminden, karaktersiz birileri hakkımda yurt dışına kaçtı diye haber yayıyor. Ben hiçbir suç işlemedim ki kaçayım. Alnım ak, başım dik diyor. Darbe girişiminden iki gün sonra. Ve Robert Fisk'ten bir analiz alıntılamış. Darbe bir sonraki darbeye kadar engellendi. Sedat Laçiner bir yandan da darbe hakkında fikir yürütmeye devam ediyor. Ve burada 4 gün sonra, 15 Temmuz'dan 4 gün sonra 19 Temmuz'da paylaştığı bu tweette Twitter karnem, darbe gecesi Twitter karnem diye şahsi blogunda yazmış ve onu getiriyoruz ekrana. Evet, burada diyor ki sağda solda gerçeklerle bağdaşmayan akıllara seza dedikodular çıkıyor. Hayatları boyunca şiddet darbe konusunda iki kelam etmeyen, darbe başarılı olsa hemen önünde yağcılık sırasına geçecek tipler şahsımı karalayarak prim yapmaya çalışıyorlar. Oysa ki 15 Temmuz gecem pırıl pırıl ve örnek bir gece. İlk dakikasından son dakikasına kadar her dakikasında darbeye karşı çıkmış ki biraz evvel Twitter mesajlarını gösterdim. İlk dakikasından itibaren daha kimse farkında değilken, doğru dürüst gafletteyken hatta. Sabah bu adamlar başarılı olursa halim ne olur dememiş bir bilim insanının gecesi demiş. Hayatımın her gününü cam bir fanusta gibi şeffaf yaşadım. O gece de benim için farklı değildi. Darbeciler başarılı olsaydı emin olunuz ondan sonraki günlerim de geçmişim gibi hakikati paylaşmakla geçerdi diyor. 15 Temmuz gecesi olaylardan 23.30 civarında haberdar oldum. Televizyonu açtıktan sonra ne olduğunu anlamaya çalıştım. Olayın üzerinden
Bir saat biraz evvel benim söylediğim İngiltere saatiydi. Elbette arada 2 saatlik fark var Türkiye ile. Onu tavsiye edeyim. Televizyonu açtıktan sonra ne olduğunu anlamaya çalıştım. Olayın üzerinden bir saat geçti geçmedi sosyal medyadan ben de vatandaşlık görevimi yapmaya başladım. Hatta diyebilirim ki darbeye tepki göstermede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hemen hemen aynı hızda davrandık. Benim ilk tweet mesajımla onun CNN Türk'te yaptığı ilk açıklama aynı ana ve saniyelerle farklı anlara denk geldi. Yani darbeye tepki vermede Cumhurbaşkanı'yla hızda davrandık. Artık siz hesap edin. O gece yaptığım paylaşımları sizlerle tekrar paylaşmak isterim. İlk tweetim 0:43'te. Çok üzücü gelişmeler oluyor. Birlik beraberliğimize, demokrasimize, kısacası birbirimize, ülkemize sahip çıkmalıyız. İlk dakikadan itibaren darbelerin yararsız, hatta daha çok sorun üreten girişimler olduğunu, herkesin ülkesine, hukuka ve demokrasiye sahip çıkması gerektiğini ifade ettim. Mesajlarımı incelediğimde sabaha kadar demokrasi, hukuk, beraberlik vurgusuyla mesajlar paylaştığımı gördüm. Nitekim sabahın ilk saatlerinde uzunca bir yazıyla darbenin sadece hükümete değil tüm Türkiye'ye yapıldığını ifade ettim. Mesajlarıma baktığınızda pek çok kişinin cesaret edemediği bir hız ve netlikte safımı belirlediğim, geçmişte söylediklerimi o gecede tekrarladığım görülecektir, diyor. 18 Temmuz 2016 tarihli yazısında. Evet, burada da biraz evvel benim gösterdiğim tam saatiyle ekrana getireyim. Çok üzücü gelişmeler oluyor. Birlik beraberliğimize, demokrasimize, kısacası birbirimize, ülkemize sahip çıkmalıyız. 0:43, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece. Ve bu Sedat Laçiner 4 yıl 8 aydır Çanakkale cezaevinde tutuluyor. Ailesine sağlığı hakkında bilgi verilmiyor. Ve dünden bu yana da koronavirüs olduğu haberi işitildiği andan itibaren sosyal ağlarda İngilizce, Türkçe mesajlarla bir dayanışma sergileniyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sedat Laçiner'in sağlık durumu hakkında açıklamanız diye Adalet Bakanlığı'na sormuş. Koronaya yakalanmış, bu hastalığı yenemeyebilir. Gündeme getirmenizi istirham ediyorum. Saygılarımla Vedat kardeşi. Onun mesajını paylaşıyor Gergerlioğlu. Adem Yavuz Arslan, Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Sedat Laçiner'in hapiste olması başlı başına utanç abidesidir, diyor. Evet. Mehmet Efe Çaman, Sedat Laçiner politik tutsaktır. Tüm düşünce suçlularına özgürlük, demiş. Evet. Sait Sefa da gene zannediyorum ailesinden gelen mesajı paylaşmış. Sedat Laçiner'in koğuşunu karantinaya almışlar. Sağlık durumu da çok iyi değil. 2 hafta görüş yok denmiş ailesine. Haber de alamıyorlarmış. Farkındalık oluşturmak adına sizin yapabilecekleriniz olur mu? Evet. Mehmet Özcan mesajını okuduk. Hasan Cücük. Sedat Laçiner'in tek suçu iktidarın kapı kulu olmaması, demiş. Kerim Has. Sedat Laçiner Hoca hukuksuzca hapsedilen on binlerce masumdan biri, diyor. Bu ülkenin iflahı zor, diye de eklemiş. Çok sayıda mesaj var. Savaş Genç. Ömrünü terörle mücadele güvenlik politikalarına adamış Laçiner'i ölüme mahkum edecek şekilde tutuklamak caniliktir, diye yazmış. Diğer mesajları görüyorsunuz. Fatih Akalan. Koca ülkede düşüncelerini eğip bükmeden söyleyen bir avuç aydından biri, demiş. Evet. Avukat Çiğdem Koç. Cezaevlerinde Covid-19 yayılmak için en elverişli ortamlardan birine sahip. Çok kere söyledik. Laçiner'in ciddi sağlık sorunları olduğu da söyleniyor ailesi tarafından. Umarım bir cezaevi trajedisi daha yaşanmaz, demiş. Ahmet Dönmez. Ne emniyette, ne savcılıkta, ne de mahkemede 15 Temmuz sorulmadı. Kimse sormayınca kendisi açıkladı 15 Temmuz'da nerede olduğunu ve ne yaptığını. Biraz evvel okudum. Evet. Gürkan Vural dua mesajı yazmış. Sungur Tekinalp, Metin Yıkar 5 yıldır tutsak olduğunu söylüyor. Salih Ömer Tezcan,
ve diğerleri. Çok sayıda mesaj var. Mahmut Akpınar, iyi tanır Sedat Laçiner'i, Türkiye'nin en nitelikli akademisyenlerinden, en çok ürün veren sosyal bilimcilerinden, bu değer hapislerde çürütülüyor diyor. Bu şekilde mesajlar devam ediyor. Çanakkale Üniversitesi 18 Mart, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörüydü. Burada da işte rektörlük cübbesiyle kürsüde bir konuşma yaparken görülüyor Sedat Laçiner. Bir değer daha solmasın, bir değer daha yitip gitmesin. Kolay yetişmiyor bu insanlar. Yayının başında kısa biyografisini okudum, paylaştım. Kaç kişiye nasip olur? Böyle bir eğitim almak, böyle bir yaşam sürmek, böyle ödüller, yurt dışı eğitim, dereceler çok az kişiye nasip olur. Bugün yurt dışındaki bilim insanlarımızın başarılarıyla övünüyoruz. Ama yurt içindeki bilim insanlarımıza reva gördüğümüzse 4 yıl 8 aydır onu tutsak etmek, dört duvarın arasına sıhhi olmayan koşullarda kapatmak ve pek çok problemle, pek çok sağlık problemiyle baş etmeye çalışırken taleplerini, şikayetlerini, isteklerini kulak arkası etmek ve en son koronavirüse yakalanmış, hastaneye kaldırılmış, acil şifalar diliyoruz. Ailesinden, avukatlarından esirgenen bilgi bir an evvel paylaşılır ve Sedat Laçiner Hoca tekrar sağlığına kavuşur ve en önemlisi bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Yetsin diyoruz. Yetsin. Bu yayını esir, tutsak, Profesör Doktor Sedat Laçiner için özel olarak yapmak boynumuzun bir borcuydu. Türk aydınına karşı, Türk aydın nesline karşı borcumuz her zaman. Keşke bu yayınlar artsa ve bu yayınlar makez bulsa ve Sedat Laçiner ve diğerleri, diğer tüm tutsaklar özgürlüğüne kavuşsa ve elbette sağlığına kavuşsa. Bu dilekle, bu temenniyle noktalıyorum. Hoşça kalın.